Sen doğru olanı yapıyorsun aslında. Kendi gitsin. Kendi görsün, kendi öğrensin. Ayaklarının üstünde durmayı öğrensin diyorsun ya. Ben öyle yapmadım. Her şeyi Arda'nın yerine ben yaptım. Şimdi anlıyorum ne kadar yanlış yaptığımı. Ne oldu? Beni çağırıyor. Geliyorum hemen. Cem ne haber ya? Hayrola? Sen de mi yemeğe geldin? He, arkadaşlarla buluşacağız. İyi. Bekletme arkadaşlarını. Ferhan Hanım ne yapıyor? Halam demek istedin galiba değil mi? Arada bir sesini duysun. Yine karakolluk oldun diye kahroldu üzüntüden. Niye üzülüyor ki? İçeride kalacağım falan mı sen? 2 saat sonra çıktım. Tabii çıkarsın. Çıkmışsındır. Sen sevgili mi yaptın? Ne? Sevgili mi yaptın diyorum. Demin burada bir kız vardı. Nereye gitti? Allah Allah. Ne oldu ki şimdi buna? Olmuyor. Yeni fermuar lazım buna. Böyle gideceksin. Aa, ne var canım, utanacak? Bak, yeleğini böyle çekeriz üstüne. Heh. Bak, görünmüyor. Gel. Hoppa. Gördün mü? Görünmüyor. Kızı gözüm bir yerden ısırdı sanki ama. Biz tanıştık mı acaba daha önce? Adı ne? Arkadaşlarım beklemiyor mu seni? Beklesinler ya. Koskoca Cem Yenilmez'in manitasıyla görmüşüm. Sen benim canımı sıkmaya mı çalışıyorsun? Yok. Arda, hadi ama seni bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Bir ara şirkete gel. Kahve içeriz. Ha? Sana iyi eğlenceler. Geceyi nerede bitirirsen artık. Biz geldik. Hoş geldiniz. Bir çay ya da kahve içelim. Bakma saatine, daha erken. Pardon bebeğim, bir şey var mı? İyiyim, teşekkürler. Yavaş lan, kibar ol biraz. Ben bir üstümü... Tabii ki. ...temizleyip... Rahatsız mı oldun gülüm? Ne kokusu bu? Çiçek. Çıkalım mı yukarıya? Efendim? Yukarıya, yukarıya. Şey, ben bir tuvalete gitsem olur mu? Olur. Çekil, çekil, çekil. Hayvan ya. Bir kusmadı kaldı üstüme. Ne bunlar kızım ya? Hepsi leş resmen. Ne bekliyordun acaba? Prens Charles falan mı bekliyordun? Ya saçma sapan konuşma. İrem. Hı. Kaçıp gitsek mi acaba? Ne diyorsun? Yürek yedin galiba sen. Gidelim de Serpil Hanım kan alsın sonra bir yerimizden, değil mi? Kızım ben çok tiksindim ama ya. Bildiğin gibi değil. Hadi.
Tabii. Bütün kalemleri bütçede belirtiriz. Yarın elinizde olur. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kusura bakma. Gece gece de iş oluyor. Bizi mi çiziyor? Bilmem. Murat. Göstersene. Daha bitmemiş. Almanya'da kaç yıl yaşadın? 9 yaşıma kadar Almanya'daydım ben, Münih'te. Sonra ne oldu diye sormayacak mısın? Yani ne oldu da ben Türkiye'ye döndüm? Ne oldu da yetiştirme yurduna düştüm? Biliyorum, merak ediyorsun. Tabii merak ediyorum. Sen benim hayatımı merak etmiyor musun? Ediyorum. Ama eminim ki senin hayatın benimki gibi değildir. Yani en azından annesiz babasız büyümemişsindir. Yanılıyorsun. Ben de annesiz babasız büyüdüm. Annen baban öldü mü? Babam öldü. Annen? Çekmiyor ya, Allah kahretsin, çekmiyor işte ya. Şirin, bırak ağlamayı, kalk gidelim. Allah beni bir kere belamı versin ya. Oğlum manyak manyak konuşma, kalk gidelim hadi ya. Ben nasıl böyle bir işin içine düştüm, ben nasıl böyle bir şey yaptım Allah'ım. Kızım kalk gidelim lütfen, kurda kuşa yem olacağız lütfen ya. Ya bırak, ben zaten olmuşum kurda kuşa yem, görmüyor musun? Salak, bizi pamuklara saracaklar falan mı sanıyordun acaba ya? Bak birazdan polisler gelecek buraya. Lütfen gidelim Şirin. Kalk lütfen. Ya çekil ya. Gelsinler. Gebereyim de kurtulayım şu hayattan ya. Ya geberirsen geber be, ben gidiyorum. İrem. Neto. Neto oğlum, İrem. Neredesin ya? Ölüyorduk. Oğlum neredesin Neto ya? Yürü Şirin, yürü. Benim babam harika bir adamdı. Ben 9 yaşındayken kaybettik onu. O kadar tatlı bir adamdı ki. İşçi miydi Almanya'da? Mühendis, makine mühendisiydi. Onu kaybettikten sonra mecburen annemle birlikte Türkiye'ye döndük. Sonra annem Murat'ın babasıyla evlendi. Sonrasında da Murat doğdu. Sonra? Kim? Amir, ben çantamı çaldırmıştım ya, orada benimle ilgilenen tanıdık polis. Ne oldu o mevzu? Çantan bulundu mu? Nerede? Bulunmadı hala.
Ya açıp konuşsaydın keşke, belki çantayı bulmuştur. Yarın konuşurum ya. Ne oldu aşk? Uykusu geldi galiba. Bak gözler gitti, bak bak kıpkırmızı. Oh. Kalkalım mı artık? Olur. Hadi aşkım gidiyoruz. Geç. Geç. Yürü. Nereye gönderdiniz bizi ya? Nereye gönderdiniz? Ateş açtılar üstümüze. Kurşun yağdı resmen. Nereye gönderdiniz? Ölüyorduk, ölüyorduk Beto. Parayı aldınız mı? Ne parası ya? Ne parası? Ne parası Beto? Ne parası? Bana bak. Bana bak. Bana bak, hareketlerine dikkat et kadın. Burada bir bela varsa benim canımı sıkma benim, tamam mı lan? Akıllı ol, seni yemin ederim gebertirim, duydun mu lan? Al şunu götür odasına. Sağ çık hadi. Neredesin kızım ya, neredesin? Cem'den onun yanındaysa var ya. Yalvarırım beni affet, affedeceğim ben seni. Uyumak üzere. İyi yoruldu bugün. Evet. Sık sık sende kalabiliyor mu peki böyle? Haftada bir, bazen iki. İzin veriyorlar yani. Aslında daha velayetini alamadığım için izin vermiyorlar. Ama idare ben ablası olduğum için çok ses çıkarmıyor. Yaseminleri beğendin mi? Neyi? Yaseminleri, çiçekleri. Anlamadım. Dün çiçek getirmiştim sana. Çiçek mi? Evet. Evde yoktun, ben de kapına bıraktım. Almadın mı? İyi de kapıda çiçek falan yoktu ki. Nasıl ya? Bir dakika. Kırmızı bir kağıt parçası var mıydı çiçeğin üstünde? Evet. Beni affet yazan bir kart bırakmıştım. Tamam o zaman. Demek ki ben taşıdım içeri. Neyi? Ben dün gece kırmızı bir kağıt buldum. Üstünde affet yazan. Ben de korktum, eve biri girdi falan sandım. Demek ki apartmandan biri aldı çiçeği attı. Kağıdı da yırtıp attı. Nasıl yani? Nasıl alır yani? Ne hakla? Öyle yapıyorlar. Kapının önüne ne koysan alıyorlar. Ben o yüzden çöp bile bırakmıyorum kapının önüne. Anlaşıldı. Bundan sonra kapına çiçek bırakmayacağız demek ki. Yasemin'in mevsimi geçmedi mi? Sen nereden buldun yaseminleri? Ararsan bulursun Yasemin.
Murat. Aşkım hadi uyan. Bırak uyusun. Ben çıkarım onu yukarı. Cem mi? Ne olmuş Cem'e? Murat, hadi kalk ablacığım, geldik. Yasemin bırak uyusun dedim. Ben alacağım onu. Tamam. Alo. Birkan. Çok kötü bir şey oldu. Gene mi? Tamam kapat. Ay keşke uyandırsaydık ya. Niye canım? Ne güzel uyuyor çocuk. Pardon. Pardon ya. Ay yok yok, çıkarma çıkarma hiç. Yok yok. Gerek yok vallahi. Alışkanlık. Ne tarafa yatırıyoruz? Gel buradan. Ayakkabılarını çıkar. Dişlerini fırçalamadı. Boş ver, bir kere de fırçalamasın. Şuna baksana, dünyanın en güzel uykusu şu anda. Çocuğu kucağına almış. Ne oluyor lan? He? Ne oluyor oğlum? Siz... Aile misiniz lan siz? Aile misiniz? Çocuğu niye kucağına alıyorsun lan? Çocuğu niye kucağına alıyorsun? Evin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Kahvem yok ama çayım var, istersen çay falan yapabilirim. İçer misin? Yok zahmet olmasın.
Ben gideyim zaten. Yarın da erken kalkacağım, iş var. Tabii, nasıl istersen. Seninle geçirdiğim her saniye ne kadar iyi geliyor bana, biliyor musun? Murat'tandır o. Murat iyi gelir herkese. Murat ayrı. O bambaşka. Yasemin, seni üzdüğüm için gerçekten çok pişmanım. Affettin mi beni? Affettim. Bütün haklarımı kullandım değil mi? Bir daha ne zaman göreceğim seni? Konuşuruz. Ben gideyim. Çekeceğin var mı? Var var. Sen de yat, dinlen biraz. Yarın ararım seni. Tamam. İyi geceler. Kaldın ya. Geldim işte. Nerede kızlar şimdi? Meto eve götürdü. Yara mara? Hayır, ikisi de sağlam. Bir şeyleri yok. Yemin ederim Muşir'in uğursuz. Uğursuz kız ya. Meto niye beklememiş kızları? Sabah gidip alacaktı, öyle konuşmuştuk. Ülkan, bir şey öğrenebildin mi? İsmimiz bir yerde geçmemiş değil mi? Yemin ederim yanarız. Bak üst üste oldu zaten. Tamam dur, sakin. Hah, Subu. Nedir vaziyet? Mafya çatışması amirim. İkisi ağır, üçü yaralı. Ekipler bölgede. Bizle alakalı bir durum yok. Kızlarımızlar, baktın mı? Kızlarla alakalı bir durum yok amirim. Kız diye bir şey yok. Ağız aradım ama yok yani. Mobeselere baktın mı? O bölgede mobesi yok amirim. İncin top oynuyor. İyi bari. Takipteyim ben. Siz merak etmeyin. Tamam, korkacak bir durum yok. Oh. Yemin ederim bu sefer çok gerildim. Ne yapsak, bir şey mi içsek, bir şey içer misin? Cık. Açım ben ya. Allah Allah, hiç acıkmazsın. Ne istersin? Kebap mebap bir şey söyle. Bu saatte. Hadi gidip dışarıda. Ya ben yemem de. Hadi. Hadi. Of. Thank you.
Cem Bey, bu da var. Tamam, kontrol edeyim. Teşekkürler. Rica ederim. Cem, günaydın. Ne haber? İyi, senden? Olsun ya, kafam çatlıyor. Akşam yine kaçırmışız biraz dozunu. Ne güzel, iyi yapmışsın. Sen ne yapıyorsun, hiç çıkmıyorsun geceleri? Eve mi kapattın kendini? Yok, çıkıyorum. Arda'yla da hiç karşılaşmıyoruz artık. Cem, ben senden özür dileyemedim ya. Arda'nın yanındaki kadın annenizmiş. Mehmet, kapattık o konuyu. Unuttun mu? Annen şirket açmış Arda'ya. Hiç. Hayırlı olsun. Da. Ne? Daha ne? Arda idare edebilecek mi? Seni niye ilgilendiriyor abi? Niye ters yapıyorsun ya? Arkadaşça konuşuyoruz burada. Arda'nın hali ortada. Sen de anlıyorsun. Neyi anlıyorum Mehmet? Bir kliniğe yatması lazım. Ne kliniği? Ne diyorsun abi sen? Açık açık söylesene. Bence Arda uyuşturucu kullanıyor. Ucu sana da dokunacak. Kardeşin sonuçta. Nereden çıkarıyorsun bunu? Halinden. Halinden. Senin için CEO'luk pozisyonu zor. Evet. Hadi abi, işim var. Teklif gelirse hemen reddet. Arda'nın durumu yüzünden yukarıdan aşağı inmesi kolay olmaz. Oktay Bey odasında sizi bekliyor. Tamam. Ciddi ciddi gidiyorsunuz yani. Gidiyorum vallahi. Biraz da Berlin'de yaşayalım bakalım. Ev işini hallettiniz mi? Azade dün gitti. Merkezi 3'e bana vermiş. İşte birini seçecek artık. Çok heyecanlıdır. Aa, hiç sormaz, ölüyor. Sizin için çok iyi ama biz ne olacağız Oktay Bey? Ne yapacaksınız Adalet? Çalışmaya aynen devam. Merkez yeni CEO hakkında kararını verdi mi Oktay Bey? Yok, hayır. Kararı bana bıraktılar. Sizin kararınız ne peki? Cem. Şu Arda'nın okulundan bu kariyer günleri için aradılar. Sen birini bul da gitsin anlatsın. Ya da Adalet, sen ilgilen bu işle. Olur, hallederim. Yalnız ben Arda'nın okulu hakkında iyi şeyler duymadım Cem. Ne gibi? Ne gibi? Öğrenciler arasında madde kullanımı yoğun diye duydum. Aman Cem, aman dikkat et. Arda öyle şeyler yapmaz tabii ama sen yine de dikkat et. Yok, yapmış. Ne diyorsun ya? Bir tekne partisine yakalanmış serseri. Adli tıp muayenesinde de kanında madde çıkmış. Kim be? Of. Efendim Birkan. Ya Yasemin'in bilgisayarının şifresi ne? Ne bileyim ben canım Yasemin'in bilgisayar şifresini. Öğrensene. Ne öğreneceğim Birkan? Sen delirdin yine iyice. Azıttın Birkan, azıttın. Kendine gel.
Neyse tamam, ben kendim bulurum. Yemin ederim delirdi iyice. Buyurun Birkan Bey. Aşk olsun ama Yasemin ya. Hani beymeyi yoktu? Şey, bana bir uğrayabilir misin? Ne zaman? Bugün mü? Yani mümkünse. Konu neydi? Sen gel konuşuruz. Önemli. Ne oldu? Ne yapmaya çalışıyor bu herif ya? Hı? Gerizekalı mı bu herif? Ya ne oldu bir anlat. Ya ne oldusu var mı Pelin? Çöp oldu çöp. Adli tıp raporu çöp oldu. Dan diye kendi ağzıyla söyledi ya. Ay yok artık. Ne dediler? Ya ne dedilerse dediler Pelin. Ben bu kısımla ilgilenmiyorum. Tamam. Tamam aşkım. Bir sakin ol. Sakin kafayla ne yapabiliriz onu düşünelim. Hayır anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Ya Berlin'dekiler üst düzey yöneticiler konusunda çok hassaslar. İnce eleyip sık dokuyorlar. Bu adamın kardeşi bu kadar arızayken nasıl böyle bir risk alabiliyor ben anlamıyorum. Aptal mı bu herif ya? Olabilir. Ne bileyim nasıl olsa ortaya çıkacak diye şimdi kendisi söylüyor belki de. Olabilir. Yani belki de kendisi kahramanlık yapıyor. Bence sen git Oktay Bey'le konuş. Ne diyeceğim Oktay Bey'e? Bayağı direkt soracaksın. Beni CEO'luk için düşünüyor musunuz diye. Diyorsun. Ne söyleyeceksin? Hı? Söylesene Şirin. Ben artık bu işi yapamayacağım Serpil Hanım. Yapamayacaksın. Neden? Çatışma yüzünden mi? Evet. Çok korktum. Ölüyorduk az daha. Orada kurşunlar arasında kaldık. Ben hayatımda böyle bir korku yaşamadım Serpil Hanım. Anlıyorum. Tamam hayatım. Yapma o zaman, bırak. Gerçekten mi? Tabii. Kafana silah dayayan yok. İstemiyorsan yapmazsın. Çok teşekkür ederim. Tamam. Yalışmaya gerek yok. Gel bir konuşalım ama seninle. Bakalım bana ne kadar borcum varmış. Hı? Şimdi defterimizi çıkaralım. Hah, Şirin. 100.000 evin peşinatı için almışsın. Bir de nakit aldıkların var. 500, 700 daha. Aa bir de telefon almışsın. Çok lazımmış gibi. 4.500 de o. Keşke almasaymışım. Karakolda el koymuşlar telefonu. Ay yazık. O en yenilerden almıştın değil mi? Aa bir de Yasemin'e yutturmuştun ikinci el diye. O da nasıl yediyse o yalanı. Hayret. Yani toplam 108.700. Niye bakıyorsun? Öde borcunu, bırak git. Hepsini mi? Tercihan, herhalde. Tek seferde. Bir de taksit mi yapacağım Şirin, banka mıyım ben? Sana yapacağım kadar iyiliği yaptım. Neden şansını zorluyorsun? Yok, Yasemin de sizden borç almıştı ama o taksit... Allah Allah! Kimden, ne kadar parayı, ne zaman alacağımı sana mı soracağım Şirin? Sen parayı ödüyor musun, ödemiyor musun? Onu söyle. Ödeyeceğim Serpil Hanım. Ben evimi iade edeceğim. Oradan aldığım peşinatla size olan borcumu ödeyeceğim. Ne olur o zamana kadar beni idare edin, olur mu? Ne zamana kadar, ne kadar sürecek ki o? Hadi ince geri alıyorlar mı bakalım? Ben konuşacağım hemen şirkette. Geri alsalar bile para keserler. Büyük zarara uğrarsın ama sen bilirsin. Neyse. Borcunu kapatana kadar benimlesin. Parayı getir. Pılını pırtını topla. Nereye gitmek istiyorsan git. Okey? Thank you.
Oktay Bey, ben sizinle bu CEO'luk meselesini konuşmak istiyorum. Beni seçin demeye mi geldin? Evet. Aferin. Güzel, yani ben böyle cesaretli yöneticileri severim. Bravo. Bir şey istiyorsan açıkça söyleyeceksin çünkü. İstiyorum Oktay Bey. Çok istiyorum. Evet, kariyer açısından Cem'le aynı sayılırız. Onun belki deneyimi benden bir tık fazla olabilir ama... Ama kardeşinin durumu merkezde sıkıntı yaratabilir. Evet, belki merkeze bildirmeyebilirsiniz. Ama bu durumda siz zor durumda kalırsınız. Ha, benim için sıkıntı olur diyorsun yani. Mehmet, sen Nicole Fischer'i tanıyor musun? Başkanın kızı. Yani ismen tanıyorum, tanışmadık. Peki Nicole şu anda nerede, onu biliyor musun? Hayır. Amerika'da. Bir klinikte uyuşturucu tedavisi görüyor. Sence kendi kızı bu durumda olan bir adam bunu mesele eder mi? Mehmet'in yaptığına bak. Ne sanıyor? Yani ben kimin çapı ne kadar görmüyor muyum? Hayır, böyle numaralara ne gerek var? Dürüst olacaksın kardeşim. Dürüst ol yeter. Adalet mi aradı seni? Evet. Gece geç saatte mesaj attı. Ben de aradım hemen. Müsaitsen arayayım mı? Alo, Adalet Hanım. Hayırdır gece gece? Ah yok yok, önemli bir şey yok. Kenan'la bir şeyler içmeye çıkmıştık. Yeni CEO durumlarını konuşuyorduk. Ya, Mehmet senin hakkında konuşuyor. Bilsen iyi olur diye düşündük. Ne diyor? Ay, ne dediği önemli değil. Söyle işte canım, ne demek önemli değil? Ya bildiğin şeyler işte canım, yani... Kimsenin aldırdığı yok zaten. Biz sadece seni engellemek için bir şeyler yaparsa diye korkuyoruz. Her dakika Pelin'e fısır fısır. Aha, bak Kenan Pelin'le Mehmet'i fısır fısır konuşurken görmüş. Ya lütfen, lütfen maillerine, şifrelerine dikkat et, lütfen. Anladım. Teşekkürler Adalet Hanım, iyi geceler. Kararınız ne olur bilemem Oktay Bey ama... Benim şöyle bir durumum var. Bilseniz iyi olur diye düşündüm Oktay Bey. Neymiş bu? Eşek herif. Al. Adam olmayacak mı oğlum senin bu kardeşin? Hı? Maalesef. Çok uğraştım ama değişen bir şey yok. Bak Cem. Her ailede yükü sırtlayan biri olur. Sizin ailede de sensin demek ki. Aklınca beni tehdit ediyor. Arda'nın durumu duyulursa merkezde büyük sıkıntı olurmuş. Bak, bak. Lafa bak. Cem'i sen seçtiğin için okkanın altına da sen gidersin diyor. Oktay Bey. Beni yanlış anlamayın lütfen. Sabah yanınıza beni seçin diye gelmedim. Biliyorum Cem. Ben seni biliyorum. Beni seçin demek istesen gelir misin? Bu arada Arda'nın durumu ciddi mi? Yanlış anlama, işle ilgili sormuyorum. Rica ederim. Ciddi bir şey yok. Bir seferlikti, bir daha olmadı zaten. Aman dikkat et. Kardeşin sonuçta. Yani kayıp gider, farkına bile varmaz. Sağ ol. Al. Bulmuşlar. Ama para mara yok maalesef. Beklemiyordum zaten. Cüzdan içinde de kartlar martlar onlar da yok. İptal ettirmiş miydin? Ettirdim. En azından nüfus kağıdım var.
bir daha çıkarmak zorunda kalmayacağım. O da bir şey. Mesai bitti mi? Bitti. Gel çıkalım bir çay kahve içelim ha. Hatta yemek yeriz. Bak bir İtalyan biliyorum var ya, bir pizza yapıyorlar, parmaklarını yersin. Hadi gel, 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 gel. Yok ben şey... Ya gel benim... gidelim, yiyelim. Birkan. Müdürüm. İyi günler. Hı. Ne oğlum bakıyorsun hayalet görmüş gibi? Yok estağfurullah, buyurun müdürüm. Bir şey yer misiniz? Bir pizza söyleyeyim. Pizza mı? Ha yok, aç değilim. Ne pizzası ya? Oğlum ne oldu bu kızın ifadesi? Hangi kızın? Hangi kızın? Bak bu güzel soru. Bunu ben de gerçekten çok merak ediyorum. Hangi kız? Ya oğlum konuştuk ya şu teknedeki kız. İfadesi hala intikal etmemiş savcılığa. Ne oldu o iş? O zaman hazırlan, seni almaya geliyorum. Nasıl yani, şimdi mi? Evet. Yakınım zaten, yarım saate kapında olurum. Tamam. Şirin.